Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Of, aşırı yoruldum koşarak. Elif ablama makyaj malzemelerini bırakmaya gittim eve. Yengem bile yani. Şimdi hastaneye gidiyoruz. O da yengeme gelmiş, nöbeti varmış. Ay dur, yoruldum. Ayakkabım bağcığı çözülmüş. Koşarak o malzemeleri bıraktım. Sonra koşarak karşıya geldim, yolun karşısına. Arası 3-2 dakika falan. Çok yoruldum, aşırı yoruldum. Hazırlandım. Eve dedim tekrar gelmesin o. Ay karanlık mı çıkıyor? Ay. Kalbim küt küt yerinden açıyor. Sonra dedim videoyu dedim ben başlatmayı unuturum. En istedim videoyu başlatayım. Hastaneye gidiyoruz. Aleyna'nın ultrason çekimi var bacağı için. Geçen gitmiştik. Kalbim yerinden çıkacak. Onu bekliyorum. O şimdi dershanenin oradan binecek. Ben de evin önünden bineceğim ama daha geldiği yok. Elif ablama zile bastım. Hemen geldim. Dur haber edeyim Elif ablama. Evet, biz hastaneye geldik. Aleyna'nın röntgenini çektirdik. Ultrasonu çektirdik. Hemen arkada böyle yapıyor. Onu çektirdik. Bir saat içinde çıkacakmış o da. Onu bekliyoruz. Ben de şimdi videomun şeyi kapanmış. Yorum kısmı. Zaten bu videomda bir sıkıntı var. Herhalde kapaktan kan olarak mı algıladı bilmiyorum ama o yüzden videomun sürekli yorumlarını YouTube kendisi kapatıyor. Onu şimdi açacağım. Yengem mesaj atmış YouTube'da yorum kısımları kapalı diye. Onu açayım. Şimdi de yemek yemeye geldik. Sabah ben yemek yemedim. Sadece bir bardak çay içtim. Aleyna da yemek yemedi. O da işte kan... Ay dur, utandım birazcık. Hiç beklemiyordum. Ay, o da yemek yemedi. İşte beraber döner söyledik. Döner yiyeceğiz. Evet, sade sodalarımızı aldık. Aleyna'nın midesi bulandı. Ona da bana da. Açken sen değilsin. Ay kendime çok güzel bir yer buldum. Bulamadım. Karanlık gösteriyor ama ha tamam. Aliş'in dizine koydum. Burada oturuyoruz. Üniversite ortamı çok güzel. Çok özledim ben de. Ah ah. Valla aklıma bir şeyler takıldı. Dedim acaba. Ama sen oynatma tripodu. Nefes almay mı? Alma nefes. Acaba diyorum. Ne yapma dur. Ya of. Acaba diyorum tekrar mı üniversite okusam. Aliş'le beraber üniversite sınavına tekrar mı girsem. Ah ah. Yapma çocuk. Evet, bizim sonuçlar çıkacak şimdi. Röntgeni çektirdik. Ultrason işte onu çektirdik. Tekrar hastaneye gideceğiz. Aleyna'ya doktor bakacak. Bakarsa yani. Şalım da. Sonrasında eve gideceğiz. Herkese ertesi günden selam. Şu an uyandım. Saat 10'a doğru geliyor. 9.30 gibi uyandım. Böyle biraz YouTube'da takıldım. Şimdi de kahvaltı hazırlayacağım. Canım günlerdir patates kızartması çekiyor. Dedim onu bugün yapayım artık. Bayağı da işim var. Yemek yapacağım. Çamaşırlar var katlanacak. Onlara bir fırsatım olmadı. Dün işte hastaneye gidince hemen geldim zaten uyudum. Sonrasında da kalktık saat 9.30 gibi yine. Sonra ben bir çay koydum. Çay içtik falan 2'ye kadar. İşte ben de ne yaptım 2'ye kadar? Yine YouTube'da bir şeylerle uğraştım. Ha aynen, evet öyle bir şeyler yaptım. Çok da hatırlayamadım. Sonra Instagram'da falan takıldım işte. Şimdi yemek yapacağız. Kuru fasulye yapacağım akşama. Yok, mantar pişireceğim. Mantar vardı. Dur pardon. Mantar pişireceğim. Mantar kararmasın. Sonra çamaşırlar katlayacağız işte dediğim gibi. Odayı toplarım. Oda çok kötü olmuş. Yani hemen üzerimizi değiştirip atmışız. Değiştirip atmışız. Bu şekilde yengeme dolaşacağım. Yengem biraz hastalanmış. Grip gibi olmuş işte. Sinüzitten dolayı herhalde. İşte böyle beraber bugünü videolayalım istedim. Tabii ki olmazsa olmazımız Müge Anlı. Hemen şuradan Müge'yi açalım. Evet. Patatesi kızartıyorum şu an. O kızarırken ben de şu... Neydi bunun adını unuttum ya. Ay bir anda böyle unutmalar geliyor. Mantar. Heh. Mantarı soyayım şu dış kabuklarını. Sonra bunu da pişireyim. Hazır olsun. Sonra zaten yengeme uğrayacağım. Şu şekilde soyuyorum. Bıçakla ya da elimle şöyle tutuyorum. Beyaz çıkıyor zaten. Bunu da yengemden gördüm.
Neyse ben bundan söylemeye başlayayım. Evet, mantarları soydum. Mantarlar böyle, bazılarını soydum, bazıları artık çıkmıyor. Onları yıkayacağım. Bunu bir sudan geçireyim. Bayağı kararmış çünkü. Soğanları da doğradım. Şöyle içine kattım. Bu kavrula dursun. Biberini doğrayayım. Salçasını, yemeğimi yapayım. Sonra kahvaltıya oturayım. Çayım da demlendi zaten. Evet. Mantar yemeğimi yaptım. Şu şekilde oldu. Düdüklünün ağzını kapatıyorum şimdi. Bu kaç dakika duracak? Genelde ben bilmem. İnternetten bir bakayım. Ona göre kapağını kapatayım. Eşarbım da kıyafetimle bayağı uygun ya. Neyse yapacak bir şey yok. Odayı topladım. Yemeğimi yaptım. Evden dedim ki güya erken çıkayım, yengeme gidecektim. Çöpler var, onları da alayım. Gideceğim şimdi yengeme bir bakayım. Yengem hastaydı. Ona dolaşayım. Yemeği falan yaptım zaten. Öyle evden çıkıyorum. Bugün güzel şeyler planlıyordum ama günler çok kısa. Artık şey oldu ya, şöyle aşağı döneyim. Günler bayağı kısaldığı için ben de yani işlerimi yetiştiremiyorum. Ay havaya bakın. Yağmur kiseliyor. Bir de benim giydiğim şeye bak. Çorap. Ama çorap diyorum. Terlik. Ne diyeceğimi şaşırdım. Çorap diyorum ya. İnce ince yağıyor. Ben bayağıdır var ya evden dışarı çıkmadığım için dışarı çıkmıyormuşum. Eyvahlar, şu köpek geliyor ama. Şuradan gideyim, en eski yer çöpe atarım, boşver. En korktuğum şey köpek zaten. Küçük ama olsun. Neyse benim yolum kısa zaten. Evet, eve geldim. Salata yapıyorum. Alişe dedim salata yap. Unutmuş. Dershaneden geldi, o da ben yengeme gitmiştim ya. Yengemden geldim. Salata yapıyorum şimdi. Hatta doğradım. Şöyle. 3 marulum kaldı. 2 marulum. Al işte burada kavun kesiyor. Yemeğimizi yedik hızlıca. Çay koydum. Bugün çay sadım niyeyse bilmiyorum. Şu perdeyi takacağım. Perdeyi yıkadığım günden böyle. Yıkadığım günden beri böyle. Hemen şu perdeyi şu köşeden çıkarayım. Bir takayım artık. Ben herhalde yanlış sıraya takmışım. Ortaya takmıştım. Baştakine olması gerekiyormuş. Ertesi günden selam. Şöyle şu etleri atalım bir. Kuru fasulye yapacağım. Fasulyeyi haşladım. Şöyle flaşımızı açalım. Etleri bir kavurayım. Etler don. Anca bu kadar şey çözdürebildim. Çünkü etler don. Çok fazla koymuşlar. Yani yengem çok fazla koymuş. O yüzden şöyle çözsün. Kuru fasulye yapacağım. Şu şekilde soğanını da kattım. Bu ikisi bir kavrulsun. Et kavruldu. Soğanla beraber biraz daha kavrulur. Eti biraz az oldu ama eti çözdüremedim gerçekten. Anca bu kadar oldu. Et şu şekilde oldu. Salçasını katacağız hemen. Şöyle. O buhardan da bayağı görünmüyor ama. Şöyle salçayı bir kavurayım. Sallandığı için çekemeyeceğim. Fasulyemiz şu şekilde oldu. Tuzunu katacağım. Tuzunu sonradan katan da var. Zaten benimki haşlanmış olduğu için önceden katıyorum şöyle. Sanki sonrasında tuzsuz oluyormuş gibi oluyor. Şöyle birazcık daha katayım. Tamam. Suyunu ekleyeceğiz. Ben bunu birazcık tuzunu şöyle karıştırayım. Suyunu da katalım. Katmak mı dökmek mi artık. Şöyle. Etli yemeği de hiç sevmem. Ben genelde sebze severim ama. Şöyle. Fasulyemiz çok olduğu için suyunu çok katıyorum. Fasulyeler de şişecek sonuçta. Biraz da cezvede kaynatıyorum. Bir karıştırayım. Evet, şu şekilde oldu. Özlü duruyor suyu. Suyu böyle daha yağla su karışmadan durunca o zaman tadı kötü oluyor. İnşallah pişince de güzel olur. Düdüklüyle kapağını kapatıyorum şimdi. Şu şekilde göstereyim. Şu masayı buradan alıp şuraya koyacağız. Bu minderi de
oraya koyacağız. Şunun önündeki kalorifer hem açılsın. Masanın üstü yine. Aliş'in çalışma masası burası artık. Şu masanın yerini buraya taşıyalım. Aleyna yok. Evet, her yeri boşalttım. Şöyle göstereyim. Burayı da boşalttım. Burayı bir süpüreceğim. Şunun arkasını süpüreyim, bir sileyim. Sonrasında masayı buraya çekeceğim. Şu kaloriferin önünde boşalmış olur. Evet, şu şekilde göstereyim. Buraya bunu koyduk. Çiçeklerin hepsi orada. Cam yine pislenmiş. Geçen yağmur yağmıştı. Bunu da buraya koydum. Şuraya da bir sehpa getireceğim. Üzerine bambuları koyacağız. Şu şekilde oldu. Şunu da çok saçma duruyor. Hiç de sevmiyorum ama Aliş ayağını uzatıyor yani oraya. Bacağında varis var. Onun için masada otururken sıkıntı oluyor. O yüzden var. Şimdi odayı bir süpüreyim. Evet, süpürdüm. Gıcır gıcır oldu şöyle. Şu çiçeğimi göstereceğim. Yılbaşı çiçeğim. Geçen sene almıştım. Bir videomda görmüşsünüzdür. Şöyle eve bir geldim. Sakarya'dan geldiğimizde. Hepsinin ucunda böyle küçük küçük tomurcuklar çıkmış. Bunlardan çiçek açacak. Burada yok. Şunlar artık. Şu iki uçta yok sadece. Şu küçükten bile çıkmış. Bayağı sevdim. Ana! Burada da yeni şey çıkmış. Aa, yavru çıkmış. Şunu da ekmiştim. Bunun ucundan da şöyle küçücük çıkıyor. Görünüyor. Dur, ben gösteremedim. Çürümeye başlamış bu yaprak. Şuradan kopardım bir tane. Böyle güzel oldu. Aa, sevindim. Şu yeni çıkmış. Buna sevindim. Şu da artık büyüyor. Önünü açtık. Şu bambu da iyiden köklenmiş. Buna ben bir suyu azalmış. Buna da bir su katayım. Bunları zaten geçen gün suladım. Böyle. Yeme gidiyoruz. 3 günlük olan videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz hiç görün diyorum. Beğenip aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Daha güzel videolar çekmeme motive etmiş olursunuz beni de.